Ama ilk Allah'tan korkutularak biz korku enerjisiyle Allah'a sevdirmeye çalışıldığını görüyoruz. Toplum içerisinde anneler iki tane çocuk doğuruyor, bir tane doğurmuyor ki. Bir bak bakalım, bir otur izle başta bir karşıdan. Bakayım o nereye evriliyor, onun yeteneği ne? Bu zaten ruhsatsız silah taşımaya benzer. İnsanın frekans ayarlarıyla oynanmaması için ne yapması lazım o halde? Bizde ruhsal beden vardır, zihinsel beden vardır, duygusal beden vardır, eterik beden vardır ve fizik beden vardır. Bugün enerji dedikleri şey Yahay Esma-ül Hüsna'sının tecellisidir. Bu kadar basit ki insanlar kendi hak ettiğini düşünüyor. Kimse kimseye bir şey yapmıyor. Herkes kendine yapıyor ne yapıyorsa. Az önce siz derken hocam, kahvenizi yudumlarken korkutulmaktan bahsettiniz. Şimdi biz son zamanlarda hep korku enerjisi yayan kelimeleri kullanmakla bir kesim de eleştiriyor. Ama bir kesim de bu gelişmelerden haberdar olmak da istiyor ve bunu paylaşmadığımız zaman niye görmezden geliyorsunuz, şu olaylarla ilgili niye konuşmuyorsunuz gibi yorumlarda da bulunuyor. Gönlünü yapmaya çalışıyoruz bütün güvenen dostlarımızın, sağ olsunlar. Ama siz derken şu korku enerjisinin yüksekliğini biz sizinle çekim öncesinde de konuştuk. Evet. Ama ilk Allah'tan korkutularak biz korku enerjisiyle Allah'a sevdirmeye çalışıldığını görüyoruz. Evet, zaten yanlış burada. Yanlışın dik alası burada. Evet. Allah'tan korkarsın ama Allah korkusu nasıl biliyor musun? Bir çocuğun annesinden olan korkusu gibidir. Çocuk annesinden korkar, yine dönüp annesine sarılır. Anneye diye. Evet. Allah sevgisi böyledir. Allah kuluna aşıktır ya. Allah kulunu sever. Allah kulundan kendini izler. Allah yakmaz, Allah biçmez, öyle bir şey yok. Sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsan, bu kadar basit. Sen yapıyorsun. Her ne yapıyorsan kendine, senden başka hiç kimse yapmıyor. Çünkü sen ile senden içerideki çatışıyor orada. Ama burada yetiştirilmede de çok önemli şeyler var. Çünkü toplum içerisinde anneler iki tane çocuk doğuruyor, bir tane doğurmuyor ki. Bir zihninde doğurduğu çocuk var, bir de gerçekte doğan çocuk var. Onun zihninde bir çocuk doğdu. Mühendis olacak, doktor olacak, polis olacak, o olacak, Proje. sigortası olacak, maaşı olacak, şu kadar evi olacak, parası olacak, İngilizce konuşacak, spor yapacak, bütün hepsini bilecek, piyano çalacak. Sordun mu abi sen o çocuğa ne olmak istiyorsun? Bir bak bakalım, bir otur izle başta bir karşıdan. Bakayım o nereye evriliyor, onun yeteneği ne? O Ya bir insan hikayesi, yolculuğu. matematik dahisi olamayabilir ama muazzam tablo yapıyor olabilir. Abi sen bu çocuğa niye matematiği dayatıyorsun? Yok işte onda o ekipman yok. Al bunu burada kullan. Şimdi bizim zihnimizdeki yetiştirdiğimiz çocuklar var. Bir süre biz onu yetiştiriyoruz. Ondan sonra biz çocuk bir özgür kalıyor. Ondan sonra diyor ki, ah diyor, şimdi yaktım çıranı diyor. Bu senin zihninde yetiştirdiğin benim diyor. Şimdi sen de yoksun diyor. Ben diyor kendi benimi yaşayacağım diyor. Ondan sonra al sana bipolar. Çifte karakter. Çok büyük vebali var. Ne bekliyorsun? Gerçek kendisini çıkartıyor orada, ama onu da bilinçsizce çıkartıyor bu arada. Evet. Kontrolsüz güç değildir ya. Bu zaten ruhsatsız silah taşımaya benzer bu. Bak, silah her iki şekilde silah. Biri ruhsatlı, biri ruhsatsız. Ruhsatlı olunca taşıyabiliyorsun. Buna iznin var. Ama ruhsatsız olunca bunun için ceza yatıyorsun, doğru mu? Evet. Fark ne? İki şekilde de silah bu. İki şekilde de aynı eylemde. İki şekilde de aynı eylem gerçekleşiyor. Fark ne? Birinde ceza yokken birinde ceza var. Çünkü birinde bilinçli değilsin. Elindeki gücü kullanmayı bilmiyorsun. İçindeki sen bastırıldığı için vakti zamanında, sen o içindeki seni kontrol edemediğin için zarar vermeye başlıyorsun. Bununla da sapkınlık oluyor işte. Bununla da bizim çocuk yoldan çıktı oluyor. Çocuğu yoldan kim çıkarttı? Ya da hiç yolda mıydı çocuk? O çocuk senin zihninde Zor olan. yetiştirdiğin ve büyüttüğün çocuktu. Bu kadar basit. Evet. Ondan sonra topluma baktığımızda bugün antidepresan kullanım yaşı nereye kadar düştü? Hepimiz biliyoruz bunu. Bu da yaşlarına kadar düştü. Peki bu ilaçlarda insanlar uyuşturulmuyor mu? Uyuşturuluyor. 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 Bizim olayımız korkuyu, şimdi korku dediğin için oraya Evet. geliyorum. Bizim olayımız korkuyu ortadan kaldırmak değil. Polyanacılık oynamanın manası yok. Dışarıda kan dökülürken ne yapacakmışım burada? Pozitif pozitif oturup bakacak mıymışım? Nasıl olacakmış? Görmediğim sürece korku yok mu? Hayır. Bu sadece pisliği halının altına süpürmeye benzer. Başka hiçbir işe yaramaz. Evet. Biz korkuyu yönetmeyi öğreneceğiz.
Korku bizi insan yapan duygudur. Korkuyu benden aldığın zaman benden geriye ne kalacak? Robotum o zaman ben. Korkunun yönetilemeyen halidir anksiyete. Ona diyor, hastalık ona denir. Korku duygusu olacak tabii. Korku insanı diri tutar. Pozitif paranoya vardır ya. Pozitif paranoya insanı başarıya götürür. Bu kadar basit. Koruma amaçlıdır değil mi? Ama kontrol edemezsen paranoyak olur çıkarsın. Kontrol ediyorsan başarıyı elde edersin. Hani risk olmadan başarı olmazın. Evet. Daha farklı açılımı işte bu. Risk almak, paranoyaya rağmen riske giriyor. Neye riske girdin? Nereden biliyorsun riske girdiğini mesela? Çok basit. Nereden biliyorsun? Çünkü kafanda paranoya oluşturuyorsun. O yüzden kendini riskli olduğunu düşünüyorsun. Hı hı. Nasıl bir paranoya? Ya batarsam, ya kaybedersem, ondan sonra dönüyorsun diyor, riski alıyorum. Risk olmadan başarı olmaz diyorsun. Yani paranoyayı kontrolü yapmadan başarıya ulaşamazsın. Doğal olan ya da kodlamalardan gelen paranoyalar tamam, ama bir de bu bizim az önce paylaştığınız zaman korku psikolojisi yayıyorsunuz denen olaylar, bize dışarıdan müdahaleyle oluşan korkular. İşte bu frekans meselesi, tamam. Titreşim meselesi. Kendini bilmezsen bunlara maruz kalırsın. Sen bugün bana bir şey gönderdin. Haber doğru mu değil mi bilmem. Neydi o haber? Bill Gates'in insan vücudunu frekans aleti olarak, yani bir nevi alıcı verici anten olarak kullanabilmesine patent aldığı yönünde bir haberdi. Doğru ya da yanlış bilemem. Kaynağını bilmiyorum. Evet, biz de teyit etmeden varsayalım ki diyelim ki doğru. Ben bunun üzerine ne yorum yaparım? Mümkün mü mesela? Bak hiç kimse böyle bir şeyin olabilitesine bakmıyor. Patent almasında. Evet. Evet, var mı var. Evet, insan bedeni radyo alıcısı ve vericisi gibidir. Çünkü bizde tek bir beden yoktur. Bizde ruhsal beden vardır. Zihinsel beden vardır. Duygusal beden vardır. Eterik beden vardır. Ve fizik beden vardır. İnsan bedeni bir fabrika gibidir. Sadece o makinelerin işi ona verilen şeyi en güzel şekilde işleyip sunmaktır. Şimdi ben sana buradan sabahtan akşama kadar hakaret etsem oturduğum yerden şöyle. Evet. Ruhun daralır değil mi? Kesinlikle. Vurmuyorum çünkü, müdahale de etmiyorum. Bak, ruhun daralır. Bu ruhsal beden. Senin ruhsal bedenine saldırıyorum. Ruhsal beden ne yapıyor? Onun negatif ya da pozitif olup olmadığına bakmıyor. Ne geldiyse onu işleyip zihinsel bedene gönderiyor. Zihinsel beden bunu kendi formunda işliyor. O da negatif ya da pozitif diye bakmıyor. O da işini yapıyor. Onu zihinsel forma dönüştürüyor. Senin duygusal bedenine atıyor. Duygusal beden de işini yapacak. O da oradan gelen veriyi işliyor. Ve sen hal olarak o duyguya bürünüyorsun. Bu sefer nasıl bir duygu? Nefret duygusu mesela. Evet. Öfke duygusu. Bunu yaşamaya başlıyorsun. Ya da sevgi duygusu. O duyguyu barındırıyorsun. İşte bu duygusal bedende işini çok güzel yaparak oradaki duyguya çevirdiği verileri bizim eterik bedenimize atıyor. Eterik bedenimiz bizim bedenimizin etrafında yumurta kabuğu gibi olan, saydam bir beden. İşte oradan da bizim fiziksel bedenimize hal olarak yansıyor. İşte yaşamda böyle bir şey oluyor. Şimdi konuşmayalım, tamam, korkuları. Bilmediğin şeyden hasar alırsın abi, bu kadar basit. Biz onu korkutmak için söylemiyoruz ki. Biz onu diyoruz ki bak, böyle bir şey var, bilinçli karşılayın, yönetin. Sen kendini bilirsen istediği kadar patentini alsınlar, istediği kadar oynasınlar. Benim ayarlarımla oynayamazlar. Çünkü ben kendi ayarımı biliyorum. Nereden yapıldığını biliyorum. Nereden ne geldiğini biliyorum. Bunun yolu da okumak, bilmek, öğrenmek, eğitilmek, eğitmek, öğrenirken öğretmek, öğretirken öğrenmek. İnsanın frekans ayarlarıyla oynanmaması için ne yapması lazım o halde? Kendini bilmesi lazım. Bilinçsizsen, halen daha kiralık akıllarla yol diyorsan bir yerde patlarsın. İnsan kendi işletim sistemini bilecek, yazılımını bilecek. Bunun yolu da mertebeler mi? Bunun yolu da bu yolculuğa bir yerden başlamak. İşte örnek veriyorum ya, çok basit örnek. İlk emir ikra. Oku. Ama bizim toplumda şöyle bir şey var. Hoca okusun biz yaşayalım. Ya hocanın kendine ayrı olsa zaten kendi yapar ne yapacaksa. Hoca çok güzel anlatır da kendi yaşar mı? Bir de o tarafına bakmak lazım. O yüzden hocanın dediğini yap da gittiği yoldan gitme diyorlar ya. O misal yani. Şimdi zaten kendine hayrı olsa
Öyle yapacak. Hoca ancak sana rehberlik yapar. Onu uygulayıp uygulamamak sana kalmıştır. Bu da senin tekamülündür. Bu kadar basit. Kendini bilmelisin. Yargılama. Ya bu adam çakra konuşuyor. Kapat şunu, kapat, dinden çıkartacak bizi. Ya yargılama, bir kere yargılama ya. Bir dinle bakayım ne diyor orada. Taraf olmak zorunda. Herkesin duyduğu ve algıladığı farklı oluyor. Tıpkı diyorum tekrar işte, tekrar okuduğunuzda her seferinde farklı bir şey algılamak. Şu taraf gibi olmak zorunda değilsin. Ya da ben çıkıyorum tasavvufu anlatıyorum. Diğer tarafta ait olan bir insana diyor ki yaramaz, kapatın. Hatta ben takip bırakıyorum, siz de bırakın. Kabul et abi ya. Bir kabul et. Bir yargısız bir yaklaş bakalım ne diyor. Bileceksin. Hepsini bileceksin. Hepsini. Birini savunabilmen için onları da bilmen gerekiyor. Özümde tasavvufçuyum. Özümde Müslümanım elhamdülillah. İnancıma da sahibim. Seviyorum da bu yolu. Bundan yana sıkıntım yok. Ama hepsini konuşurum. Kimsenin bu enerji dediğimiz şey kimsenin patentinde değil. Ne doğu felsefesinin patentinde ne başka tarafın patentinde. Bugün enerji dedikleri şey ya hay Esma-ül Hüsna'sının tecellisidir. Yaşam enerjisi, hayat enerjisi. Sürekli varoluş enerjisi. Ama ya kahhar da Esma'dır. Red mi edeceğiz şimdi? Yani. Hadi red mi edelim negatifi? Negatif diyoruz ya, karanlık taraf. Red mi edeceğiz? Hayır. Bileceğiz, bileceğiz. Celal Esma'sı da var değil mi? Celal de var. Cemal de var. Evet. Ne yapalım şimdi? Cemal'i yaşarken Celal'i mi reddedelim? Sümme haşa. Hayır, öyle bir şey yok. Hepsini bileceğiz. Kabul etmek demek, bir şeyin doğruluğunu ya da yanlışlığını kabul etmek demek değildir. Kabul etmek demek, o şeyin varlığını kabul etmektir. Doğrusu yanlışı sonraki iş. Sen ama baştan reddediyorsan, kusura bakma, bu da senin seçimin. Herkes kendi hak ettiğini yaşıyor. Bu kadar basit. İnsanlar kendi hak ettiğini yaşıyor. Kimse kimseye bir şey yapmıyor. Herkes kendine yapıyor ne yapıyorsa. Çünkü biz kendi benliğimiz ve ruhumuz arasında sıkışıp kalıyoruz.